Kanal 5 ekranlarından, Ramazan sohbetlerinden tekrar merhabalar sevgili izleyenler, değerli dostlar. Ramazan sohbetlerimiz yine devam ediyor. Birbirinden değerli konuklarımız programımıza konuk olmaya devam ediyor. Bugün yine çok önemli, çok değerli bir konuğumuz var. Hemen onu tanıtayım sizlere. AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Ali Şahin Var efendim, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Tabii değerli izleyenler, Sayın Vekilimiz geldi ama bize bir sürpriz yaptı. Bir misafirimiz daha var. O da Sayın Vekilimizin babası Ahmet Şahin. Amcacığım siz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür nasılsınız? Ederim. İyiyiz elhamdülillah. İyi gördüm böyle. İyiyiz, çok elhamdülillah. Gerçekten maşallahınız var. Bu güzel var. Ramazan'da Allah iyi oldu inşallah. Allah iyilik versin diyoruz. Allah iyilik versin. Evet sevgili seyirciler, değerli dostlar, Ramazan sohbetlerimiz programımız başladı. Çok keyifli bir sohbet olacak. Ben şimdiden onu söyleyeyim. Hem Sayın Vekilimiz hem babasıyla birlikte bakalım eski Ramazanlarda neler olurmuş, neler yaşanırmış, onları sizlere aktaracağız. Sayın Vekilim, önce şöyle başlayalım. Zaten biz tanıyoruz sizi yani, evet. Ama bir de sizden sizi tanıyalım. Yani Ali Şahin kimdir bu konuda? Siz kendinizi tanıtırsanız en azından başlamış olalım. Ben 1970 yılının Ocak ayında böyle Suriye... Birlerde mi size 1 Ocak? Yok, benim 08-01. Evet. Gerçek olarak. Gerçek. Evet. Pazar günü. Pazar günü. Pazar günü. bir tatil günü. Hemen Suriye sınırımıza yakın birkaç kilometre ötede. Evet. İkizce köyünde, bizim bağlı İkizce köyünde kerpiç bir ev içerisinde sabaha karşı, evet, dünyaya merhaba, evet, demişiz. Evin ikinci evladıydım. Tabii, evet, benden önce doğmuş bir ablam var, kız, evet, kardeşim var. Evet. Çocukluk yıllarım birkaç yaşına kadar köyde geçti. Ondan sonra Nizip'e taşındım. Evet. Nizip'te İstimsay'ın ilkokulunu bitirdim. Hı. Ardından Nizip Hatip Lisesi. Evet. Akabinde hemen 1990 yılında Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, yüksek lisans yapmaya başladım. Rabbimin hikmetidir, tam 7 sene sürdü. Yani evet, 26 Şubat 90'da Pakistan'a gittim. 26 Şubat 97'de de, evet, döndüm. Çok enteresan bir tarih. Giriş, evet, giriş ve dönüş tarihi de aynen aynı tarih, evet, 26 Şubat. Döndükten hemen sonra Gaziantep Milletvekilimiz Kahraman Emmioğlu, evet, Bey'in Refah, evet, Yolu döneminde, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlığını yaptım. Daha sonra İstanbul'a geçtik. İstanbul'da Sayın Başbakanımızın kurmuş olduğu bir engelli sivil toplum örgütü, evet, vardı. Evet. Fiziksel Engeller, evet, Vakfı. Evet. Şimdi vakfımızın bir şubesini de Gaziantep Milletvekili olmamız hasebiyle Gaziantep'e açtık ve, evet, engelli kardeşlerimiz için projelerde yürüteceğiz, evet, inşallah. Hem vakıf, ardından 2005 yılında Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, evet, kurdum. Benim kendi uzmanlık alanım dış politika, uluslararası, evet, ilişkiler. Ama sosyal sorumluluk alanım engelliler. Evet, engelli, evet, kardeşlerimizin yaşamlarına iyi şeyler katmak için çalışıyoruz. Evet. Bir ara gazetelerde yorumlar yazdım. Evet. Yeni Şafak, Star, Taraf gibi gazetelerde. Evet, Yeni Şafak'ta hatırlıyorum ben. Evet, evet, doğru. Özellikle dış politika ağırlıklı, üzerine, evet, Güney Asya, Orta Doğu, hı, ve bizim Avrupa ilişkilerine yönelik yazılarım oldu. Pakistan Konsolosluğu'nun fahri danışmanlığını yürüttüm. Öyle yine, evet, İstanbul'da. Evet, evet. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde 4 yıl boyunca, evet, görev yaptım. Ve akabinde 2011 yılında Gaziantep Milletvekili olarak hayatımıza devam, evet, ediyoruz. Evet. Gaziantep gibi bir kentin gerçekten milletvekilliğini yapmak da büyük bir şeref, büyük bir onur. Evet. Bize bu onuru bahşeden Gaziantep'li hemşerilerime de buradan saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar ve yaklaşan bayram içinde hayırlı bayramlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim, şimdi çok değil, yaklaşık 15-20 gün oldu hemen hemen. Yani bir gazetede, evet, bir manşette hatırlıyorum. Sosyalist muhafazakar diye bir haberiniz vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Muhafazakar. Muhafazakar sosyalist miydi yoksa? Evet. Şimdi çok enteresan bir durum. Neden? Yani İmam Hatip mezunusunuz. Evet. Muhafazakar bir görüşe sahipsiniz ama işte bu bir şey doğuruyor mu yani sizin için bir rahatsızlık ya da ne bileyim, siz nasıl görüyorsunuz, evet, muhafazakar bir sosyalist? Ama sosyalist derken sosyalden sonra bir apostrof vardı orada, kesme işareti. Onu hatırlamıyorum, evet. Ben de rahatsız ettim. Sonra, evet, Ali Bey anlatınca bakalım. Evet. Şimdi Akşam Gazetesi'nin bir Akşam manşetiydi, evet, o. Evet. Benim için bir manşet, birinci sayfadan manşet, evet, olarak muhafazakar, evet, sosyalist, evet, ifadesini manşetine atmışlardı. Orada o manşetin gerekçesi şuydu, ben AK Parti Genel Merkez Tanıtım Medya,
Başkan Yardımcısıyım. Evet. Hüseyin Çelik Bey'in, Genel Başkan Yardımcımızın ve parti sözcüğümüzün de yardımcılığını yapıyorum aynı zamanda. Bu da benim için açıkçası büyük bir şeref, onur. Ve ben sosyal medyadan sorumlu Tanıtım Medya Başkanıyım. Akşam gazetesi bu yönüme işaret etmek amacıyla, yani sosyal medyadan sorumlu olduğumu işaret etmek amacıyla başlık attı o zaman. Muhafazakar sosyalist diye böyle son derece ilgi çeken ama bende rahatsızlık uyandırmayan bir manşetti. Çünkü amacı belli, işaret etmek istediği nokta belli. Evet. Herkes tarafından belki anlaşılamasa da elhamdülillah ben her şeyden önce Müslümanım ve Türk'üm, bu coğrafyanın insanlarıyız. Ama şu veya bu şekilde ben her türlü ideolojik yaklaşımlara da saygı duyuyorum. Kesinlikle. Evet. Yeter ki bir çatışma ortamı olmasın. Bölücü, yeter ki, unsur, bir baskı ayrıştırıcı. Yeter ki ayrıştırmasın. Evet. Her insan farklı dünya görüşüne sahip olabilir. Ne bileyim, farklı etnik gruptan dünyaya gelebilir. Sahip olabilir. Evet. Sonuçta bir ailede bakıyoruz ki aynı aileden ama farklı siyasi görüşlere sahip olabilen, farklı hayat felsefesine sahip, bunlara saygı duymak zorundayız. Evet. Aslına bakarsanız bu farklılıkları yaratan da Allah-u Teala'dır. Yoksa Rabbim isteseydi bütün bir dünyayı, yeryüzündeki bütün insanları tek milletten yaratabilirdi. Evet. Sorunsuz, kavgasız, dövüşsüz, hiçbir yaratabilirdi. Sorun tek olmadı. Dinden yaratabilirdi. Ama o zaman ne olurdu? Monoton bir dünya olurdu. Evet. Kültürler olmazdı. Evet. Ekonomi olmazdı. Dönüşüm olmaz, gelişim olmaz. Sosyal kaynaşma olmazdı. Evet. Gelişme olmazdı. Evet. Aslında bütün bu gelişmeleri tetikleyen, bu insanoğlunun kat etmiş olduğu mesafeyi bu derece ileriye getiren, işte teknoloji çağını yaşıyoruz. Daha önemli çağlar da yaşayacak insanlık. Evet. Bunların hepsini tetikleyen şey bu farklılıklarımız. Farklılık bu anlamda bir zenginliktir. Kesinlikle. Yeter ki biz bu farklılıkları bir çatışma, haline, ayrışma, bölünme şeklinde algılamayalım ve kullanmayalım. Şimdi efendim biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Ramazan Temmuz ayında ve zaten Gaziantep çok sıcak bir kent. Evet. Bir de siz tabii Nizipli olduğunuz için biraz daha sıcak. Yani sınıra yakın. Birkaç derece daha sıcak. Şu anda biliyorsunuz 16.5 saat civarında bir gün. Yani oruçlu olduğumuz gün var. Bu de bunun üzerine tabii ki sıcak eklenince nasıl yani alana gidiyorsunuz, sahalardasınız sürekli, köyler, işte ziyaretler, ne bileyim takip ediyoruz gerçekten çok tempolu bir gün geçiriyorsunuz. Zorluyor mu sizi yani nasıl şey yapıyorsunuz bu konuda bir böyle zorladığınız oluyor mu yani sizin? Hayatımın en zor iki Ramazan'ını geçirdiğimi söyleyebilirim. Bir geçtiğimiz yılki Ramazan'da milletvekili olarak bir de bu sene yaşadığımız Ramazan. Şimdi vatandaşlarımız genelde milletvekillerini işte oturan, bulunduğu yerden iş çözen, rahat insanlar olarak görürler. Ancak milletvekilleri gerçekten belki de iş sektörleri arasında en yoğun tempoyla çalışan insanlardır. Biz gerek Ankara'da olsun, gerek şeyde olsun, Gaziantep'e geldiğimizde seçim bölgemizde olsun son derece yoğun çalışan insanlarız. Biz de basın mensubu olarak çok zorlanıyoruz. Yani biz takip ederken zorlanıyoruz. Evet. Onu anlama soruyoruz şimdi zaten. Hem siz zorlanıyorsunuz hem de ailem de zorlanıyor. Şunu ifade edeyim. Ben işte ellerinizden öper 12 yaşında bir kızım Allah var. 14 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Geçtiğimiz aylarda kızım bana baba seni çok özlüyoruz diye mektup yazdı. Yani aynı evde yaşıyoruz, aynı kentte yaşıyoruz ama kızım beni çok özlüyor çok, yani diye mektup yazıyor. Hem yurt dışı görevlerimiz var, zaman zaman oraya gitme, yurt dışı görevlerini ifade etmek için gerekiyor. Parlamento gerçekten çok yoğun çalışıyor. İşte geçtiğimiz ay gördünüz torba yasası. Gerçekten gece saat 4-5'lere kadar süren çalışmalar oldu. Bunun da akabinde hafta sonlarını biz yine bütün milletvekillerimiz olarak Gaziantep'te seçim bölgemizde geçirmek durumundayız. Bunun üzerine bir de Ramazan eklenince işte gün içerisinde mutlaka ne bileyim ziyaret edilmesi gereken sivil toplum örgütleri var. Ondan sonra taziye ziyaretlerimiz var. Evet, köy ziyaretlerimiz var. İftarı açtığınız evler, davetli olduğunuz yine evlere gidip yine orada ev ziyaretlerimiz var. Ziyaret ediyorsunuz. Hatta sahura kadar artık davet ediliyoruz. Şimdi oralara da gitmesek işte davet ettik vekil gelmedi gibi kırgınlıklar olacak. Oluyor. Sahurlara kadar gidiyoruz ve ben saat 5 dolaylarında uyuyorum. Tekrar saat 10 gibi uyanarak yeni bir günün çalışmalarına tekrar başlamış oluyoruz. Geçen yıla göre bugün bu sene biraz daha serin geçiyor Gaziantep'te. Evet. Herhalde bu Suriyeli kardeşlerimize Rabbimin lütfu olsa gerek. Allah'ım ama geçen yıl gerçekten çok daha ağırdı. Bir de geçen yıl beni çok üzen şehit cenazelerimiz maalesef. Özellikle gerçekten Ramazan ayında çok hatırlarsak. Evet.
şehit cenazelerimizin hem manevi baskısı, üzerimizdeki baskısı, evet, hem Ramazan içerisinde olması. Ama Allah'a hamdolsun, inşallah bundan sonra bu topraklarda hiçbir zaman, i̇nşallah, hiçbir mevsimde, evet, hiçbir ayda şehit cenazeleri, i̇nşallah, veya şehit umudumuz, haberleri, dualarımız, şehit haberleri almayız. Peki efendim, yani işte Ramazan her yıl 11 gün geliyor. Yani daha önce siz hatırlıyor musunuz böyle Temmuz ayına denk? Herhalde bir 6-7 yaşındaydınız büyük ihtimalle, yani daha önceki, evet, geldiğinde. Evet. Hatırlar mısınız? Hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum. Ya böyle köylerde biliyorsunuz o dönem işte daha zor. Köy, evet, köy ortamında insanlar çalışırken bir yandan. Geç birazdan amcama da soracağım, evet, ama. Evet. 6-7 sizde... yaşlarındayken biz Nizip'e taşınmıştık o zaman, evet, köyden. Gerçekten o yıllara da düşündüğümde çok sıcak koşullar Ramazanlar daha, gelir. Evet, evet, aklıma işte Temmuz'un ortasında. Hatta düşündüğümde hep babamın serinlemek amacıyla kalın bir kazağı ıslatarak giydiğini şimdi onu da hemen hatırlarım. Soracağız herhalde, bunu söyleyeyim. Oradan da o dönemlerin ne kadar sıcak olduğunu, sıcak olduğunu, evet, tahmin edebiliyoruz. O yıllar, ama şunu söyleyeyim. Düşündükçe çocukluk yıllarımızdaki Ramazanlar şu an yaşadığımız Ramazanlar oranla bana çok daha samimi. Özlem duyuyorsunuz, evet, değil mi Sayın Özlem Bekir? Özlem duyuyorsunuz. Her bakımdan. Dünya renklendikçe sanki biz maneviyatımızı, uzaklaşıyoruz biraz, maalesef, paylaşımımızı kaybediyormuşuz gibi geliyor. Kaybediyoruz, evet. Geçmişe yönelik her şey bana siyah beyaz gelir. Evet. Hani belki de gözümüzü açtığımızda işte ilk evimize televizyon girdiğinde siyah beyazdı. Evet. Siyah beyaz. Onun getirdiği bir dünyayı, evet, izliyoruz. Evet, evet. Biraz da siyah beyaz demek nostalji demek. Kesinlikle. Geriye döndüğümüzde hep ben nedense geriyi, mazimi siyah, siyah beyaz olarak hatırlıyorum. Böyle çizgili çizgili, evet, kulu resimlerle hatırlarım. Ama o yıllarda Ramazan'ın verdiği heyecanı, mutluluğu, paylaşımı, samimiyeti maalesef son yılların Ramazan'ında çok da hissedebildiğimi söyleyeyim. Ona da geleceğiz Sayın Vekilim. Hemen ben, müsaade ederseniz babanıza bir döneyim şöyle. Ahmet amcacığım, tekrar merhaba. Merhaba efendim. Şimdi Sayın Vekilim söyledi, yani o uzun yaz dönemlerinde, işte bundan 30-33 yıl önceki, evet, yaz dönemlerinde bir yandan tarlanın sıcağında çalışıyorsunuz, güneş. Sayın Bekim söyledi, kazağı alıp ıslatıp giyiyorsunuz. Evet. Biraz anlatır mısın bize o dönemleri? Yani daha net hatırlıyorsunuz o dönemde? O zorluklar daha fazlaydı. İşte tabii, klima yok. Böyle ne bileyim, daha koşullar daha sert. İş sahası daha geniş daha, olduğu için, evet, insan çalışmak zorundaydı. Yabanda, tarlada çalışırdı insanlar. Ben bilirim ki iki tane adam vardı bizim köyde. Evet. Yoruma yollarlardı. Yani yoruma dediği ekim biçerler. Evet, evet, ekim. Akşama kadar oruç tutarlar. Gerçekten. Akşama kadar oruç tutarlar. Öyle maneviyatlı, öyle, evet, hakikaten, evet, samimi insanlar vardı. Öyle değil yani. Dizin dizin yürüyerek böyle yoruma yorup da oruç tutma akşama kadar. Temmuz'un sıcağında. Temmuz'un sıcağında, evet, Haziran kesinlikle. Sıcağında. Hani zaten normalde çok zor bir iş. Zaten yorma yormak zaten normalde zor bir iş. Bir de akşam olduğu zaman böyle buzlu su, ayran, buzlu su bulamazdık. Yok muydu? Yoktu. Tabi buzdolabı yok o zaman. Bizim köyde bir de kelder ederiz. Evet. O aktı bir sene. Ondan sonra soğuk su, soğuk su mu? Soğuk su mu akıyordu? Soğuk su aktı. Bir pınar kaldı. O kadar. Bir pınar kaldı. Su satılımından oradan doldurup getirdik. Su içerdik. Peki şimdi eskiden biz yine yaptığımız sohbetlerde böyle işte 70'li yıllarda 60'lı yıllarda ilçelerde, kasabalarda kar satarlarmış. Hiç hatırlıyor musunuz böyle kar getirip satılar mı? Yani Nizip'te ya da bize gelmez de biz baraktayız. Evet. Buz satarlar. Buz yani. Buz, evet. O buzdan işte 50 kuruşluk falan aldık zamanında. Alırınız daha böyle soğusun diye. O suyu ne güzel olurdu. Ondan sonra soğuk suyu görmek, hatta şey yoktu. Buzdolabı yoktu. Evet tabii, zaten bütün sorun buzdolabının olmasıyla ilgili. Soğuk suyu görmek mümkün değildi. Sabahın o serinliğindeki sulardan falan, evet, o sulardan geçirdik. Ama her şeye rağmen güzel olurdu. Gerçekten, evet. Evet, güzel olurdu. Daha keyif alırdınız. Tabii, tabii. Daha keyif alırdı. Mesela şu anda Ahmet amca bakıyoruz. Yani işte Gaziantep'te ya da işte kentimizde, siz de yine köylerinizde ya da Nizip'te görüyorsunuzdur. İmkanlar, olanaklar biraz daha farklı. Hatta evet, daha rahat. Evet. Buzdolabı var mesela. Evet. İşte klima diye bir şey var mesela. Örnek olarak söylüyorum. Evet. En azından sıcağı daha az hissedeceğiniz bazı şeyler var. Ama buna nispeten oruç tutmayanların sayısında bir artış gözlemliyor musunuz? Yani siz hatta sıcaktır diye. Artış değil, noksanlık var.
Burs tutmayan çıkmış ki. Onu söyleyeceğim. Yani tutmayanların artışı... Tutmayanlar çok. Evet. Tutmayanların sayısı artıyor. Tutanlar zannediyor ki herkes oruç. Evet. Ama bakıyorsun ki adam oruç tutmuyor. Evet. Genç adam, işi gücü de yok adamın. Evet. Bir türlü oruç tutmuyor. Yani eskinin maneviyeti bundan daha güçlüydü. Hatta bir yemek yaparsın, 3-5 komşuya götürürsün, onlar sana getirirler, güzel olurdu. Şimdi şehirde, daha doğrusu apartmanda bunlar kalkmış durumda. Evet. İnsan kendi yaptığı yemekten, bir yakın olursa bir tabak getirirse falan onunla geçirir. Yani komşuluk ilişkilerimiz zayıfladı, maneviyat zayıfladı, tabii. Samimiyet biraz geriledi. Çok zayıfladı, eskiye göre çok zayıflamıştır. Evet. Evet. Ya mesela işte onun için söylüyorum. Eskiden daha böyle hani o artık sizden mi kaynaklanıyordu, o insanların inanışından mı o yani? O sahura kalkmak daha zor. Daha bir huşu olurdu. Huşu olurdu ile kalkan insanlar. Bir camiye koşarsın böyle güzelliklerine. Bilmiyorum artık geceler mi uzundu? Şimdiki gibi kısa mı değildi? İnsan erken kalkar, ibadetini yaparsın, hazırlanırsın. Eskiden pilav yaparlardı, biz aş deriz daha doğrusu. Evet. Topaç'tan aş yaparlardı. Ne güzel oldu Ramazanlar. Evet. O Ramazanlar hakikaten daha keyifli, daha güzel. Daha güzel. Daha özleniyor değil mi? Özlüyorsunuz evet, yani. Evet, öyle oluyor. Özlüyorsunuz. Şimdi işte akşamdan her şey var gerçi. Allah'a hamdolsun. Yani memlekette her şeyimiz bol, meyve, sebze. Aslında biraz da belki böyle. Yani bizim gelir düzeyimiz, refah düzeyimiz arttıkça bilmiyorum nedense sanki paylaşımda bir ve samimiyet konusunda bir gerileme söz konusu. Eskiden insanlar bu kadar imkanlara sahip değillerdi. Evet. Yani şu anki sahip olduğumuz ev aletleri olsun, ondan sonra hayatımızı kolaylaştıran ne bileyim ürünler olsun veya sebze meyve çeşitliliği olsun bu kadar değildi. Ama buna rağmen insanlar o dönemde daha paylaşımcı, daha yakın, daha bir dayanışma içerisinde. İbecenin çok üst seviyede oldu. Mesela bir mahallede bir buzdolabı varsa o mahallenin bütün bir buz ihtiyacı akşam oradan. İşte sebil buyan şerbetine konulacak buz veya ayrana katılacak buz oradan o mahallenin sakini tarafından karşılanırdı. Bu da büyük bir tabii o zaman işte mahalleye buz dağıtmak, komşulara buz dağıtmak bu da sevap olarak uygulanırdı. İnanılmaz bir paylaşımcılık. Düşünebiliyor musunuz? Evinizin işte bir buzdolabınız var. Orada taslara, alüminyum taslara su doldurarak buz haline getiriyor. Komşularınızla veriyorsunuz ve onlar bununla serinliyorlar. Ve siz de bununla mutlu oluyorsunuz. Gerçekten öyle. Yine benim hatırladığım yine çocukluğuma ilişkin Ramazan'da mesela en çok mahallelerde sebil dağıtılır. Evet. Buyan şerbeti. Meyan şerbeti. Meyan olarak. İşte buyan diyorlar. Şimdi hemen izleyicilerimize de bir müsaade ederseniz anlatalım. Meyan şerbeti sevgili seyirciler Gaziantep'e özgü değil mi Sayın Bekir? Evet, Antep'e özgü. Meyan kökünden elde edilen midenin ve ciğerin dostu olduğu söyleniyor. Fazla buraya içilmemesi tabii yani gerekiyor. Az tabii evet tansiyonun da söyleniyor. Az istiyorum. Az içmek. Evet yani o bu bölgede çok ünlü bir içecek. Buyurun. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde de Sayın Dışişleri Bakanımız Davutoğlu ile birlikte Gaziantep'e gelmiştik. Şehir içerisinde ziyaretlerimiz esnasında böyle uzun bir kuyruk gördü. Dedi ya bu ne kuyruğu? Dedi ki bu meyan şerbeti kuyruğu. Allah Allah dedi. O nasıl bir şey falan. Akşam iftar açtığımızda kendisine de tattırdık. İkram çok beğendi. O anlamda gerçekten Gaziantep'e özgü ve Coca-Cola'nın da daha doğrusu ana maddesini, ham maddesini oluşturuyor. Meyan kökü. Meyan kökü. Ben bunu ilk defa duyuyorum gerçekten. Ham maddesini meyan kökü oluşturuyor. O anlamda da önemli bir aslında. Gerçekten o zaman birbirine ticari, yakın. Ticari anlamda da önemli bir metadır. Kesinlikle. Şimdi çocukluğumda hatırladığımda böyle akşam oruca şöyle bir yarım saat, bir saat kala zaman zaman hayır sahipleri işte geçmişlerinin, ölmüşlerinin ruhu için meyan şerbeti dağıttılar. Böyle sırtında o meyan şeyiyle, tulumuyla birlikte gelen şerbetçi elinde o şıkkılı 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 yaptığı sebil diye böyle mahallede bağırınca biz mahallenin çocukları kaptığımız gibi işte en büyük şey neyse kaplarınız. Kap, tencere, şu, bu hemen böyle mahallede bir anda böyle tencere tava sesi. Şimdi tencere tava sesi şimdi kimilerinin yaptığı gibi başka rahatsız etmek için değil. Bir paylaşım bir için. Bir paylaşımın ortaya konması bir için. Bir hayrı ifa etmek için gerçekleştirilen bir şeydi. Böyle çocuklarla kavga ederek işte şeylerimizi uzatıyoruz. Birbirimizi iterek falan böyle. Evet. Onun inanılmaz bir mutluluğunu duyardım. Yine az önce babamın da dediği gibi
biz bir yemek yapardık ama, bir tür yemek yapardık ama komşulardan gelen birer tabak yemekle o sofra çeşit, zenginleşirdi. Çeşit çeşit, çeşit yemeğe çeşit çeşit lezzete dönüşüyordu. Evet. Yani paylaşımın bu yanı bile güzel. Bakın bir çeşit yemek yapıyorsunuz ama bir tabak başka komşunuzla paylaştığınızda, 2-3 komşunuzla paylaştığınızda onlardan size gelenlerle birlikte daha zengin bir sofraya sahip. Zaten Ramazan'ın da mantığı aç kalmak değil, açı anlamak. Yani evet, paylaşmak, o güzelliği, evet, o mutluluğu komşularımızla birlikte paylaşmak. Evet. Demin Sayın Vekil çok önemli bir cümle söylediniz. Yani aslında ona vurgu yapmak istiyorum. Dediniz ki işte koşullar değişti, insanlar sınıf atladılar. Yaşam koşulları değişti dediniz. Bu noktada tabii biraz maneviyat da azaldı. Şimdi Sayın Vekil, siyaset felsefesinde derler ki güç taklit edilir derler. Yani evet, bu ana kuraldır siyaset felsefesinde. Yani şimdi insanların yaşam koşulları değişir. İşte bir insan yerel bir işletmeden ulusal bir işletmeye geçer, bir sınıf atlar, kendini öyle görür. Yani kapitalist düzene göre artık yaşamını biçimlendirir. Şimdi kapitalizmin de temel mantığı kar ve para üzerine olduğu için mi acaba bu insanlar maneviyattan uzaklaşıyorlar? Yani ya da bütün yoğunluklarını, bütün bu anlamdaki bilinçlerini nasıl daha fazla para kazanırıma mı yoksa yoğunlaştırıyorlar? Şimdi nasıl görüyorsunuz yani bu sınıf atlamadaki mantığı? Şimdi aslında ikisinin bir arada yürümemesi için hiçbir neden yok. Aslında bir sebep yok. Evet. İşte bunun için de en önemli örnek karşımızdaki Hazreti Osman. Evet. Dört halifeden evet, bir tanesi. Şimdi o kadar zengin ki bu varlığını herkesle paylaşmak için zekat vermek noktasında, yarış noktasında inanılmaz bir cömertlik içerisinde. Evet, evet. Yani zengin olan insan maneviyattan uzaklaşıyor diye bir şey evet, yoktur. Aslında zenginliğimiz bizi aynı zamanda Mevla ile buluşturan, hı-hı, ne bileyim bize hayır ve hasenat noktasında imkanlar sunan sağlayan, da bir şey, evet, sağlayan da bir haslettir, özelliktir. Yani Hazreti Osman gibi zengin olmak var, bir de Karun gibi evet, zengin olmak var. İşte Karun, doğru söylüyorsun. Karun zengin olduktan sonra ne bileyim maneviyat yoktur, paylaşım evet, adına hiçbir şey yoktur. Evet. Ama öyle İtikat bir zenginlikli yok maalesef, zenginlik evet, ki bir bakıyorsunuz ki Karun'un hilakına yani yok olmasına evet, sebebiyet veriyor. Ama öyle zenginlik vardır ki size hayat verir, hı-hı, size sağlık verir, size şifa verir, size huzur verir, size evet, paylaşım verir. Bu anlamda maalesef ki belli bir dönemden sonra Türkiye'deki eğitim sisteminin değişmesiyle birlikte özellikle manevi iklimimizi çocuklarımıza manevi anlamda ruh aşılayacak, evet, paylaşımı öğütleyecek, ne bileyim mahsurlu bir takım kazanımlardan uzak durmamızı evet, öğütleyecek bu tür manevi eğitimlere kuşkuyla bakıldı evet, eğitim sistemimizde. Hı-hı. İşte şimdi AK Parti kitabı dönüşüm biraz başladı evet, dönüştürüyoruz. Evet. Çocuklara manevi iklimi de manevi ruhu da bu eğitim programlarındaki değişikliklerle aşılamaya evet, çalışıyoruz. Eğer manevi bir ruh giydirilmemiş zenginlik maalesef ki insanın evet, hilkatine gerçekten çok güzel bir cümle evet, evet, sebebiyet evet, verir. Onun için zengin kardeşlerimizin, ağabeylerimizin Gaziantep'te son derece zengin bir kenttir. O manevi ruhu mutlaka İnşallah, giymeleri evet, lazım. Çünkü Allah-u Teala kendisi için 1 lira verilirse Allah-u Teala ona 10 lira ile evet, karşılık verir. Evet. Eğer Allah-u Teala için 10 lira verilmişse Rabbim ona 100 lira evet, ile evet, karşılık verir. Gerçekten. Zekattaki, sadakadaki, ne bileyim fitredeki hikmet de aslında bu. Gerçekten öyle. Şimdi Sayın Vekilim, bizler işte sağ elin verdiğini sol el görmesin diyen bir neslin torunlarıyız. Yani ne veren kişi ki bu anlamda herhangi bir şey hissetsin ya da ne de alan kişi bir veren kişiye mahcubiyet duyuyorsun. Biz böyle bir neslin torunlarıyız. Fakat günümüzde görüyoruz işte televizyonlarda, bültenlerde, gazetelerde maalesef bazı büyüklerimiz, zengin iş adamlarımız, bazı bürokratlarımız, belediye başkanlarımız vesaire. Yani ben şimdi kimseyi de hedef haline getirmek istemiyorum ama evet, insanları çağırıyorlar, bir yere çağırıyorlar, işte 100, 200, 300 neyse. Orada basın mensuplarının gözü önünde fotoğrafları işte çekiyorlar maalesef. Bazı o insanları rencide oluyor. Yani rencide oluyor. Nasıl, doğru buluyor musunuz? Yani bu yaklaşımı doğru buluyor musunuz Sayın Vekil? Bunun ne manevi anlamda ne de maddi anlamda o yardımı yapan kimseye hiçbir katkısı evet, olmaz. Bir kere az önce sizin de girişte bahsettiğiniz gibi bizim dinimiz ibadetin gizli olanıdır. Evet. 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 Yani
Allah'a karşı da ibadetinizi yaparken mümkün olduğu kadar onu gizleyerek, gizli, sakınarak, evet, riyadan uzaklaşarak, evet, gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hele ki insanların böyle fakirliklerini, imkansızlıklarını, fukaralıklarını, çaresizliklerini siz kamuoyunun önünde işte bütün çıplaklığıyla, evet, onu da itibarsızlaştırarak, kişiliğini ezerek, yok ederek böyle bir yardım yapıyorsanız, bu yardımın Allah katında hiçbir, evet, anlamı ve değeri yoktur. İnsanlar nazarında da yoktur. İşte onu dışarıdan gören, izleyen insanlar, o yardımı yapanı mutlaka içlerinden takdir gerçekten edeceklerdir, evet, evet, kötüleyeceklerdir. Evet, yani insanları onursuzlaştırma veya ne bileyim utandıracak bir takım yardım çalışmaları, evet, doğru değil. Gidip mümkün olduğu kadar görmeden, işte Osmanlı bunu yapmış. Gitmiş kapının altına, evet, koymuş. Ne kim kime verdiğini, evet, biliyor, ne kim kimin aldığı, öyle, evet, enteresan bir şey ki Sayın Vekilim, yani alan da belli değil, evet, veren de belli değil. Mesela bu Zimmen defteri diye bir defter var, mutlaka, evet, bilirsiniz Hacı amcam, evet, siz de mutlaka hatırlarsınız. İşte gidermiş bir tane Osmanlı döneminde maneviyatlı bir tane büyük büyüğümüz bir bakkala gidermiş, dermiş ki işte defteri çıkar, borç defterini çıkar dermiş. O da dermiş ki çıkarırım, işte ilk 10 kişinin borcunu hesapla bana söyle. Atıyorum 3 altın, 5 altın, her neyse. Hiç borcu veren kişi bilmezmiş. Yani kimin o 10 kişi kim? Onu bilmezmiş ve 3 akçe, işte 3 akçeyi ne de 10 akçeyi verilmiş ve sildirilmiş borcunu. Ne güzel. Ya, alan kişi de bilmiyor. Tabii. O borçlu kişi de bilmiyor kimin, evet, sildirdiğini. Gerçekten bu şeyi biz koruyamadık maalesef. Yani biraz böyle medyanın biraz da böyle yani önde olmanın maalesef o büyüsüne kapılmışlar. Evet, halbuki maalesef bizim geçmişimizde buna ilişkin öylesine büyük zenginlikler var ki, evet, yani gerçekten gurur duyacağımız, onur duyacağımız bir geçmişimiz var. Türkiye'nin, Türk toplumunun gerçekten tarihiyle onur duyacağı, evet, şeref duyacağı bir geçmişe sahip. Şimdi Allah-u Teala bizi aslında, bakın, paylaşımdan bahsediyoruz, ondan sonra dayanışmadan bahsediyoruz. Şu an Allah-u Teala bizi çok önemli bir imtihandan, çok önemli bir sınavdan geçiriyor. Evet. İşte Suriyeli kardeşlerimizle ilgili bir sınav. Evet. Onlar kendi coğrafyalarında maalesef büyük bir katliama, maalesef, büyük bir zulme maruz kalmışlar. Ve Allah-u Teala'nın elçisi, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kendi doğduğu şehirden göç etmeye zorlanmışsa, evet, onlar da kendi topraklarından bir zalim eliyle, evet, göç etmeye, evet, zorlanmışlar. Şimdi önümüzde böyle mübarek bir Ramazan ayında böyle de geniş bir muhacirin bulunduğu bir kentte inanılmaz bir fırsat çıkmış durumda. Allah-u Teala bize fırsat sunuyor aslında. Diyor, evet, ki bakın ben size muhacirlerimi gönderdim. Evet. Siz ensarlar olarak bu muhacir kardeşlerim, bu muhacirlerime nasıl sahip çıkacaksınız? Evet. Ben sizi şimdi imtihandan geçiriyorum ey Gaziantep. Gerçekten çok güzel bir yaklaşım. Ben sizi bugün bir sınavdan geçiriyorum ey Hataylı, Urfalı, Maraşlı, evet, Malatyalı, Adıyamanlı, Adıyamanlı. Gerçekten bu imtihanı vermek zorundayız. Şu anda ensar pozisyonunda biziz. Ensar pozisyonu gerçekten biz. Çok ve Allahu Teala müthiş kendi muhacirlerini, evet, bize göndermiş. Evet. İşte benim misafirlerim. Evet. Alın bakalım bunları nasıl ağırlayacaksınız? Evet. Bu da sizin imtihanınız. Bu da sınavınızdır. Ve Allah'a hamd edelim ki biz Gaziantep'liler olarak ne bileyim Hataylısı, Adıyamanlısı, Kilislisi, Şanlıurfalısı, Malatyalısı, Mardinlisi olarak, evet, biz kendilerine muhacir gönderilenleriz, ensarlarız. Evet. Muhacir olmak da vardı. Dillerine, evet, sığınmak zorunda gerçekten olmak da vardı. Daha acı derece bir şimdi durum. Şimdi bizim ecdadımız öylesine geniş coğrafyalara öylesine büyük güçlü yardımlar yapmış ki tarihte, geçmişte Barış kardeşim. Evet. Yani gözleriniz yaşarır. Şimdi ben onlardan bir tanesini karşılaştığım, yaşadığım bir tanesini, tabii, zikredeyim. 2008 yılında ben İrlanda'ya bir ziyaret düzenledim. Evet. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Sosyal Komitesi'nin bir toplantısı vardı İrlanda'da. İrlanda dediğimiz Avrupa'nın en uç noktası. Evet. Hristiyan bir ülke. Evet. Şimdi ben gitmeden önce mutlaka her ülkeyi bir incelerim. Evet. Acaba bizden, geçmişten, tarihten, atalarımdan bir iz var mı? Evet. Oraya gittiğimde atalarımla karşılaşabilecek miyim? Evet. Atalarım beni orada karşılayacak mı bir şekilde, evet, diye araştırırım mutlaka. Şimdi İrlanda'da Drogheda diye bir kent çok dikkatimi, evet, çekti. Bu kentin şehir amblemi hilal ve yıldızdan oluşuyor. Evet. Şimdi Hristiyan bir ülkede bir kentin şehir embleminin hilal ve yıldızdan oluşması dikkat çekici çok, bir, evet, şey. Enteresan. Şimdi İrlanda'ya vardık.
Yanımda da işte İstanbul Milletvekilimiz Lokman Ayva Bey vardı. Evet. Görme engelli milletvekilimiz. Lokman Bey'e dedim ki, Lokman Bey, burada bir kent var, Drohida. Bizim mutlaka burayı bir ziyaret etmemiz lazım. Burada bekleyen bizi bir şeyler var. Evet. Bizi mutlaka ziyaret edelim. Dublin başkenti 50 kilometre uzaklıkta bir sahil kenti. Şimdi biz Dublin'de toplantılarımızı tamamladıktan sonra ver elini Drohida. Evet. Drohida'ya gittik. Gerçekten orada bizi Hilal ve Yıldız karşıladı. Araştırınca bakın ne bulduk. Sene 1845. Evet. İrlanda'da, o zaman İrlanda İngiltere'nin sömürgesi. Evet, Büyük Britanya'nın. Evet, hı-hı, sömürgesi. Ve İrlanda halkı sadece patates üretimiyle geçimini sağlayabiliyor. Evet. 1845 yılında bir mantar hastalığı İrlanda'daki bütün patates tarlalarını etkisi altına alıyor, telef ediyor, evet, ve %90'ı telef oluyor tarlalar. Evet. Bir yıl sonra İrlandalılar bu hastalıktan kurtuluruz, hı-hı, diye beklerken tarlaların tamamı telef oluyor, evet, açlık baş gösteriyor, 1 milyon İrlandalı yaşamını yitiriyor ve 2 milyon İrlandalı bu hastalıktan dolayı, patates tarlalarına, hı-hı, düşen, hı-hı, hastalıktan dolayı, kıtlıktan, oluşan, evet, kıtlıktan dolayı yaşamını yitiriyor. 2 milyon İrlandalı göçmen durumuna, evet, düşüyor. Evet. Şimdi bunu haber alan Sultan Abdülmecit İrlanda'ya 10 bin sterlin yardım yapma kararı alıyor. 10 bin sterlin bugünün rakamlarıyla 15 milyon dolar civarında, evet, bir rakama tekabül ediyor. Evet. Bunu İngiliz kraliçesi duyunca hemen engel oluyor. Diyor ki, biz sömürgemiz olduğu halde İrlanda'ya 2000 sterlin, evet, yardım yapıyoruz. Size diyor ancak 1000 sterline izin verebiliriz. Evet. Düşünün. Orada bir millet, evet, bir halk kırılıyor açlıktan, evet, yok açlıktan oluyor. 1 milyon, evet, insan ölmüş. Diğer taraftan İngiltere sizin yapacağınız yardıma engel olmaya çalışıyor. Hı-hı. Maksat ne? Maksat Türkler, Osmanlılar bu coğrafyada nüfuz, evet, sahibi olmasın. Olmasınlar. Sultan Abdülmecit çaresiz 1000 sterlini gönderiyor ama gizlice, bir rivayete göre 3, bir rivayete göre de 5 gemiyi gıda yükleyerek, buğdaydı, evet, yemekti, undu, şundu, şuydu, buydu, İrlanda'ya gönderiyor. Bu gemiler Dublin limanlarına, başkent Dublin limanlarına yaklaşırken İngilizler tarafından haber alınıyorlar, evet, ve yüklerini limanlara boşaltma izni verilmiyor, evet, engelleniyor. Evet. Gemilerimiz gizlice o sahil şeridini izleyerek Drohida kentine gidiyorlar ve, evet, yüklerini o kente boşaltıyorlar. İrlandalılar, evet, o kente hücum ediyorlar. Evet. O sene o yapılan yardımla birlikte İrlandalılar rahat bir nefes alıyorlar. Ve 1846 yılından bu yana o kentin Osmanlı'ya, Türklere duyulan o yardımdan dolayı, 3 gıda yüklü gemiden dolayı, evet, hala o kentin amblemi Hilal ve Yıldız'dan, evet, oluşuyor. Neredeyse, evet, 1700 yıl olmuş. Şimdi ahde vefa bu olsa gerek. Sayın Bekir'im, yani gerçekten. Oraya gittik. Türk gemicilerin ağırlandığı otelde, o yardımı götüren gemicilerin ağırlandığı otelin girişinde bir tabela var. Evet. Diyor ki, 1846 yılında, açlık yılımızda bize, hı-hı, yardım getiren Türk gemiciler, cömert Türk gemiciler bu otelde ağırlandılar, evet, diye. Evet. Ben bundan gurur duyuyorum. Çok gerçekten. Bakın, 3 geminin etkisi hala sürüyor. Evet. Ve her yıl bir İrlandalı açlık yılında, onlar şimdi kentlerin her yerlerine o açlığı hatırlatan bir takım şeyler koymuş. Ögeler var, öğeler, unsurlar var. İnsanlar açlığı unutmasın, evet, yaşadığımızı, evet, diye. Bunun için her o açlığın yaşandığı senenin yıl dönümünde bir İrlandalı İrlanda'dan yola çıkar, İstanbul'a kadar gelir ve Büyükşehir Belediyesi'ne bir şükran, evet, şeyi sunar. Çok güzel bir hikaye gerçekten, evet, müthiş. Şimdi biz 300 bin Suriyeli kardeşimiz, evet, Allah'ın muhacirleri, Rabbimizin misafirleri bize gelmişler. Biz bu insanları burada ağırlayıp tekrar ülkelerine gönderdiğimizde Suriye bundan sonra bir Türkiye toprağı kadar kendimize, evet, ait olacaktır. Evet. Rahat gidip çaylarını içeceğimiz evlerinde, evet, Allah bizi müşkül duruma düşürmesin. Amin. Öyle bir müşkül durumda da onlar koşup gelecekler. Kapılarını bize açacaklar. Evet. Onun için Allah-u Teala'nın büyük bir fırsatıdır bu, nimetidir. Rabbim demiştir ki, ben size muhacirlerimi gönderdim, misafirlerimi gönderdim ey Gaziantep'liler. Ağırlayın bakalım nasıl ağırlayacaksınız. Buyurun size sınav. Evet, buyurun size imtihan. Sonra bazı insanların rızkını diyor Allah-u Teala bazı insanların kazancından verir. Evet. Bu nasıl olur? Bir ekin ekersin, bir şeye ticaret yaparsın. %15 kazanacaksın, 20 kazanırsın. Evet. Buradan o fakire verdiğin zaman, yani zekatından verdiğin zaman Allah-u Teala
hem o verene evet. hem alana yazar alana, diyor. Evet. Evet. Allah-u Teala böyle mükafatlandır diyor bize. Onun için yani vermek her zaman iyi bir şeydir. Evet. Ve rızayı ilahi gözeterek. Allah rızası kesinlikle evet. Vermek. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Riya için göstere evet. göstere gösteriş için. Az önce bahsettiğiniz evet. gibi o evet. şekilde vermeyi Allah-u evet. Teala kabul etmiyor. Evet. Şimdi Ahmet amca senin şiirlerin de var. Ramazan'la ilgili yazmış olduğun var mı yani böyle? Tabii Ramazan'la bize... ilgili birçok şiirlerim de var. Evet. Benim şiirlerim her konuda var. Evet. Evet. Biz şöyle yapalım o zaman Ramazan'la ilgili bize bir tabii. buyurun. Bir değil iki tane üç tane tabii tabii yani en azından bir iki tane okuyun. Şimdi yine bir tane okuyayım sana. Sohbetimizi devam ettirirken arada bir tane daha. Okuruz, evet. Öyle yapalım. Evet. Tabii şiir kitabınız da var galiba. Ben hemen şöyle... O kitap yeni çıktı mı? Şiir kitabınız çıkmış. Hangi yayınlardan? Yayın evini şöyle söyleyelim izleyicilerimize. GYB yayınları. GYB yayınları sevgili dostlar. Ahmet Şahin. Ömrümün Hayal Perdesi isimli... İkinci kitap. İkinci kitabınız mı öyle mi? İkinci kitap. Birincisinin ismi ne peki? Birincisi Gönlümün Sesi. Gönlümün Sesi. 2003'te çıktı Doğu. Evet. Bu şiir merakı nereden geldi Ahmet amca? Yani şiir merakı şiiri... bende atadan dededen var. Evet. Tabii bara kültürüne getirmiş olduğu bir... Meraktan da değil bu. Evet. Var olan bir şey. Kalıtsal olarak geçiyor. Evet. Yani tahsilden de değil. Ya tabii kesinlikle. Tabii, öyle ben 4 sene okudum. 5. sınıftan diplomam var. Evet. Fakat benim dedemde şairlik vardı. Evet. Hatta hatırlarım bir gün babam rahmetlik Kore savaşları vardı 50-51'de. Evet, Kunduri savaşları doğru. Radyo Kore savaşlarından okurken evet. babam dedi kapadım şunu dedi. Birkaç bir kendiliğinden söyledi. Onu evet. da söyledi yani. Evet. Ondan bildim ki babadan dededen var. Babam Kıdı Zahmet, Kelhal dedem, İkize Köyü'nü, Barak Sevel'den diye böyle bir şeyler var. Orada izah ederim de. Evet. Şimdi Ramazan'ı okuyalım. Tamam buyurun yani, tabii. Babadan dedenden kalan bir şeydir. Tamam tabii buyurun. Ramazan ve biz. Bütün haşmetiyle kapımız çaldı. Merhaba Ramazan, ehle ve sehle. Rahman'ın rahmeti hurcuşa geldi. Merhaba Ramazan, ehle ve sehle. Gönüllerde huşu, gözlerde nemli. Gözlerse nemli. Her seher vakti ehli aşıklar demli. Sen sultansın sultan, gelişten belli. Merhaba Ramazan, ehle ve sehlen. Ne olurdu bir seher aleme dalsam, Muhammed aşkına kul köle olsam, kaybolan gönlümü Ravza'da bulsam, hoş geldin Ramazan, ehle ve sehlen. Ufuklar karanlık sönmüş mü Şam'dan? Küfür salyasını salmış dört yandan. Kan akıyor bak kan ehli İslam'dan. Merhaba Ramazan, ehle ve sehlen. Günümüz gün haber yoktur ukbadan. Bizde nimetler bol taşak sofradan. Ölüm yakar iken Bağdat Basra'dan. Hoş geldin Ramazan. Ehlen ve sehlen. Basra ve şey derken o zaman 2004'te yazılmış. Şimdi maalesef Şam ve Şam'dan evet 2004'te yazılmış. Şam ve Mısır'da. Güncellemeye de evet. Tabii buyurun da. Ne olurdu ya Rabbi uyansa İslam. Kahrolurdu belki zalim mezulem. Yetmez midir sanki ilahi kelam. Merhaba Ramazan, ehle ve sehlen. Bulmuyor gönlümüz huzur nedense. Bireyler perişan, kitle hederse. İslam beden batıl gömlek giyerse. Merhaba Ramazan, ehle ve sehlen. Hani tırnak gitse sızlardı beden. Beden gitmiş tırnak sızlamaz neden? Uyanalım vesile ol yeniden. Hoş geldin Ramazan, ehle ve sehlen. Uyumuyor Şahin yürek yanarsa. Kurtuluş ayı bu her kim anarsa. Ararsa. Kim ki kimsesizin kapsın çalarsa. Merhaba Ramazan, ehle ve sehlen. Evet. 2004'te yatsı sonu.
Teşekkür ediyoruz gerçekten. Özellikle şu bunu bir daha kursanız çok hakikaten çok onu bir daha amcacığım hakikaten çok güzel bir cümleydi. Buraya ben bak, şey yapmışım diğer kelime şeyden şiirimden almışım bunu. Onu bir alalım. Hakikaten bence en vurucu. Hani tırnak gitse sızlardı beden. Beden gitmiş tırnak sızlamaz neden? Evet. Çok güzel gerçekten. Yani İslam coğrafyasının da aslında içinde bulunduğu durumu biraz özetleyen. Evet. Çok tırnak gitse tırnakta bir şey olsa beden sızlar. Evet. Şimdi tırnak beden gitmiş tırnak sızlar. Tırnakta. Tam mahlasınızı da kullanmışsınız. Mahlasınız Şahin diye mi geçiyor? Evet. Mahlasınızı Şahin diye. Uyanmaz, uyumuyor Şahin yürek yana yararsa, yanarsa kurtuluş ayıbı her kim ararsa. Kim ki kimsesin kapsın çalarsa. Merhaba Ramazan, ehlen ve sehlen. Yine sohbetin aralarında döneceğiz. Sayın Bekir'in var mı sizde böyle bir şairlik, bir şiir? Var. Şimdi bir romantik böyle. Benim de yazdığım şiirler var ama babanınki kadar böyle hece ölçüsüyle değil. Ben daha benim çok serbest, serbest nazım ölçüsüyle yazıyorum. Babamın şiirlerinin tamamı 11'li hece ölçüsüyle. Evet. 11'li veya 14'lü. Evet, 11'li veya 14'lü. Onun için babamınki basit şiirler değildi ama ben daha çok serbest şiirler. O cümle hakikaten dediğim gibi hani şu... Hani tırnak gitse sızlardı beden, hani tırnak gitse sızlardı beden, beden gitmiş tırnak sızlamaz neden? Yani hakikaten içinde bulunduğumuz durumu özetleyen, çok özetleyen ciddi anlamda İslam coğrafyasında. Kesinlikle. Şimdi bir batıda bir Müslümanın ayağına diken varsa doğudaki Müslüman eğer onu hissetmezse imanından şüphe etmek lazım. Evet. Bizim Müslümanlık anlayışımızın bu şekilde olması lazım. Evet. Şimdi Arakan'daki Müslüman kardeşlerimiz Budist zulmü altında yok edilirken, zulme maruz bırakılırken, Şam'daki Müslüman kardeşimiz katledilirken, Mısır'daki, Kahire'deki, Filistin'deki, Gazze'deki ne bileyim hangi dünyanın hangi coğrafyası olursa olsun. Kaldı ki bizim Müslümanca dünyaya bakış açımız sadece İslam coğrafyasıyla, Müslüman coğrafyalarla da sınırlı değil. Dünyanın her neresinde bir zulüm varsa, her neresinde bir haksızlık göz yaşının olduğu her yerde varsa, ihtiyaç varsa Müslümanların orada herkesten önce olması şarttır. Tıpkı 1846 yılında Sultan Abdülmecid'in İrlanda'da olduğu gibi. Olduğu gibi. Kısa bir ara verelim sevgili dostlar. Olduğunuz şiirlerden bir örnek alırsak aklınızda olan varsa tabii mümkünse. Şu an hiç aklımda yoktur. Ama bir gün inşallah bir başka programda inşallah onları, o zaman sözünü şimdiden almış olalım. Onları getiririm inşallah. Almış olalım. Bir değil birkaç tane okurum. Tamam peki. Peki Sayın Vekilim şimdi Ramazan ayındayız. Çocukluğunuzda Ramazan'da böyle yaşamış olduğunuz bir anınız, unutamadığınız bir öyle hiç aklınıza çıkmayan bir anınız var mı? Varsa onu alalım size. Ya, genelde ben hep Ramazan sonu bayramı çok iple çekeriz. İşte bayram gelecek. Bayramında yeni biliyorsunuz kıyafetler. Bayram demek ayakkabı demek, bayram demek pantolon demek, ceket demek. Biraz açıkçası bayram da Ramazan da benim için yorucu geçerdi. Babamın işlettiği bir dükkan vardı. Evet. Şimdi bayram yoğunda olduğu için gece geç saatlere kadar orada da çalışırdık aynı zamanda. Ben hep işte dükkanda yeni ne bileyim pantolonlar, yeni kıyafetler geldiğinde ben bir tanesini gözümle kendime böyle ayırırdım. Ayırdınız. Hep onları hatırlarım. Bir de her bayram öncesi bizim Antep'te adettir, gelenektir. Kız olsun, erkek olsun mutlaka işte ele kına yakılır. Kınalar, avuç işlerine kızlarınki genelde şey olur.
onu sardırdıktan sonra sabaha kadar uyur ve onun heyecanıyla sabah uyandığımızda işte kınanın rengini görmek için nasıl elimizde güzel duruyor mu? Onların heyecanıyla uyurduk genelde. Bayram denilince, Ramazan denilince aklıma çocukluğumla ilgili Ramazan bayramı gelir. Bayram yeni kıyafetler, yeni elbiseler. Peki Ahmet amca sen hatırlar mısın yani vekilimizin küçüklüğünde senin aklına çıkmayan bir anısı var mı yani? Eğer vekilimiz hatırlamadı ama siz hatırlıyor musunuz öyle bir anısı varsa? Vallahi ya da sizin unutamadığınız bir anı? Ramazan değil de şöyle bir şey de hatırlarım. Biz küçükken babamız şehre gelirdi. Evet. Banka almaya falan gelirler. O zaman yokluk zamanıydı. Evet. Çok yokluk vardı memlekette yani. Sadece banka dediğin değil. Şey ne? Ne? Banka. Bankadan para almaya gelirler. 20 lira, 15 lira para alırlar. Evet. Onlar şey derler. Evet. Biz çıkarız yola, şöyle bir saatlik yola çıkarız genç çocuk böyle. Bekleriz. Yani Nizip'ten Antep'e geliyorlar değil mi? Köye gelecek, iki köye, köyüne gelecekler. Evet. Bekleriz. Akşam sonu gelirler. Evet. Çünkü affedersin eşekle falan geldiler. O zaman vasıta falan yok böyle. Evet. O zaman güz mevsimi olduğu zaman bize adam başı birer portakal gel. O portakalı soyup yemeyiz. Evet. Şöyle sanki gözümün önünde yeşil sarı bir portakal. Evet. O portakalların şimdi kalmamış. O portakalın gece koynumuzda yatarız. Sabahleyin kalkar. Onu soyar. Şeyiniz kabuğunu terzi yaparız. Yani böyle anılarımız var. Tabii Ramazan'la ilgili pek şu anda bir şey hatırlayamadım ama. Evet. Yani sonuç itibariyle o dönemde bir yokluk, böyle bir kıtlık var. Tabii. Değil tabii, mi? Yani tabii. Elinizde karnelerle sırada bekleyip ekmek alıyorsunuz, yağ alıyorsunuz. Karne yoktu ama yoktu. Bir insan köyde diyelim unluğunu, burgulunu alırsa, davarının yemini alırsa o zaman o zengin adam. O yolu kurtarmış yani. Demektir. Evet. Ekin ekersin, birkaç kilo buğdan falan geldi mi zenginsin. Şimdi buğda bir günlük, bir haftalık sıkartır oluyor. Yani memleket Allah'a hamdolsun çok gelişti. Gelişti. Çok gelişti, çok ilerledi. Mesela amcacığım şunu söyleyeyim. Sizin aranızda siyasetle sizin bir şeyiniz var mı? Yani siz... Ben siyasete küçüklüğümden beri siyasete İçindesin, varım. İçindesiniz. Siyasete ben... Kanımca aklım basar. Evet. Ben Menderes rahmetliden beri siyasette varım. Demokrat Parti'nin döneminden hatta bu yana. Hatta bir mektup yazmıştı. Size mi yazdı? Bu oğluna yazmıştı. Oğlum siyasete atılma demişti. Aydın Menderes'e mi yazıyor? Aydın Menderes yazmıştı. Evet. Siyasete atılma demişti. Benim başıma gelenler evet, o kötü idamından evet, evet, kötü yönetimden değil, evet, evet, atrafındaki dalgavuklardan diye yazmıştı. Dalgavuklardan evet. Evet, o mektubu. Zamandan beri ben siyasetin içindeyim. İçindesiniz. Az veya çok. Belki de Ali Bey'in de yani bu milletvekili olmasını ben samimi olarak böyle samimi olarak çalıştım. Hiçbir menfaat beklemeden işimi gücümü bırakır şeyde bulundum. Ya zaten geldiğimiz noktaya bakarsak da aslında başarı da buradan geliyor. Yani tabii. Bir iktidar var, bir AK Parti iktidarı var. Evet. 10 yılda, 10,5 yılda neredeyse 70-80 yılda yapılamayanları yapmış ve bu da belki de bunun sırrı belki de dediğiniz şeydir. Yani evet. İnsanların samimiyettir. Evet, insanların yani, beklentisini menfaat beklemeden, bir şeyle beklemeden sırf Allah rızası için çalışmak. Zaten filozoflar hep der, ne kadar az beklenir o kadar çok mutluluk derler. Yani belki de evet. Evet, buyurun. Nedir yani sizin o eskiden 70'li yıllardan 60'lı yıllardan günümüze bir getirin bakalım. Yani Türkiye'nin durumunu siz daha net canlı bir örneği olarak. Türkiye'nin durumu şimdi Allah'a hamdolsun 10 senedir memleket yüzü gülüyor, insanlar gülüyor, evet. İnsanların her şeyi iyi yolunda. Bir de şu anarşi bitince inşallah daha iyi olacak. Şimdi isim vermeyelim, bazı yöneticiler vardı, bizim hayatımızı yedi. Yedi defa gidip bizim 8 defa gelen böyle insanlar karşılaştık. Onun üzerine şiirim var benim. Onun üzerine şiirim de var. Öyle mi? Tabii. Onu hemen o zaman biz... Aklımda değil o ki. Şimdi burada var mı burada. Ahmet amca? Benim şiirlerim çok canım. Burada ya şu anda yanında var mı? Bu an şeyde. Sen o zaman Ramazan'la ona... ilgili. He tamam yok yani o zaman. Yok burada yok. Tamam. He. O zaman ikinci programda ben sana inşallah onu getireceğim. Onu da siz de alsın evet. 7. basamak diye. Babamın zamlarla alakalı Türkiye'deki sosyal meselelerle alakalı çok sayıda. Ya Türkiye'de olan biten her türlü konuyla ilgili. Her şeyden var. Türkiye tarihini, Türkiye'nin son dönem tarihini şiirlerle. Evet.
Yani işte bak burada bir Türkiye'm sen diye. Sen Türkiye'm, evet. Sen amca buyur, senin oku yani, sen oku. Ben tabii şiir sahibi olarak sen Türkiye'm. Sen Türkiye'm. Yüreğim yaradır Çanakkale'den. Yemen türküsünü aldın nereden? 90 bin şehitle geçtik buradan. Bu vatana canlar feda Türkiye'm. Beş parmak dağları kucaklar bizi. Kore'de şanlıdır Türklerin izi. Çok çektik dostlardan mihnetin azı. İş vatansa canlar feda Türkiye'm. Şehadet şerbetin gülerek içtik. Zulma dur demeye kıtalar açtık. Canı düşünmedik, canandan geçtik. Bu vatansa canlar feda Türkiye'm. Kendi türkümüzü çalıp söylerken, yarım matra suyu yedi paylarken, Al şafaklar tekbir ile inlerken, bu vatana canlar feda Türkiye'm. Neden geldi dersin Eyüp Sultanlar, al bayrağı sura çeken Hasanlar, Manazgirt'te kefen giyip çıkanlar, bu vatandır canlar feda Türkiye'm. Yandı yüreğimin yine bir ucu, sardı memleketi kahırlı acı, kahreyler gövdeyi bedenin pici, bu vatana tümler feda Türkiye'm. Tabii bu bir olayla yine durumu yani. Evet, Kıbrıs'tan, Kore'den, bütün ülkenin başından geçen bütün olaylardan almışsınız gerçekten. Barış Bey, güzel. Babamın esas benim çok sevdiğim bir hatırası vardır. Şiirle alakalı. Evet. Aslında şiir coşkusu babamın askerlik yıllarında başlamış, çağlamaya başlamış. O yıllarda kendisi anlatırsa daha da iyi. Hatta hatırladığı dörtlükler de var orada. Herhalde bir komutanının izine gidince nişanlanıyor komutanı. Döndükten sonra komutanın nişanlısından şiir dolusu mektuplar yedi. Komutan değil, bu çavuştu. Çavuş. Çavuş senin komutanın oluyor. Evet, evet. Bir anlamda öyledir. Müsaade etsin, onu ben şöyle izah edeyim. Kemal Çavuş vardı. Evet. Siz askersiniz tabii. Askeriz. Yıl kaç? 1965. 65. Evet. 64, 65'te askerdim. Evet. 66'da geldik. 24 ay sağlam askerlik yaptım. 2 yıl sağlam askerlik yaptım. 2 yıl sağlam. Diğeri nasıl oldu yani, sağlam olmayan tarafı nasıl yani, aralıklarla mı gidip geldiniz? Hayır, yok. Gidip gelmem var eskiden ki. 24 ayda. 17 ayda izinde geldim. 17 öyle ayda mi? İzinde geldim. Hmm. Kemal Güzel Antalyalı. Evet. Bu adam çavuş. İzine gitti geldi. Evet. Adam hayatım mantar oldu. Hiç çavuşluk nerede, görev nerede hiç bakmaz böyle. Evet. Sigarayı o zaman çeker. Ben de şiir yazarım. Her zaman şiir yazarım. Evet. Bir kitabım vardı, birkaç kitabı de kaybettim o zaman. Evet. Yarın Şahin, Hayran, Kurban şuna cevap yazdık. Yani nişanlısı komutanınıza şiirli bir mektup yazıyor. Mektup yazıyor. O da sizden rica ediyor. Dört sen köşesi şiirle dolu. Şiir dolu. O da yazamıyor. Bana der şunlara cevap yazdık. Kemal derim, şimdi canım istemiyor. Hele şu çayı içiş. Biz de şiiri okunca tabii insan duramaz. Yazarak Kemal'in adına göndeririz. Evet. Şiir senin ama Kemal komutan yazmış. Şöyle yazmış kızcağız. Allah selamet versin yaşayırlarsa. Gönül dağlarına karım yağmazsa, ümit dağları da boyun eğmezse, verdiğim sözlere yerim bulmazsa, benden önce kara baktım utansın. Evet. Ne güzel değil mi? Çok, hakikaten müthiş. Gönül dağlarına müthiş. Karım yağmazsa, ümit dağları da boyun eğmezse, verdiğim sözlerle yerim bulmazsa, benden önce kara baktım utansın. Utansın. Biz şöyle cevap yazdık. Gönül dağlarında beraber gezek, ümit dağlarında açmıştır çiçek. Sadıksın sevgilim, hepsi de gerçek, hakikat üstüne dönem sevgilim. Vallahi müthiş, yani, gerçekten bravo. Gerçekten bravo. Belki yani, askerliği zor bitirdik. Artık o kızın canlı şey istemese bile mutlaka evlenmiştir. Yani hani mutlaka tabii, artık. Tabii. Bence yani, olayın koptuğu an. Adı Kemal Güzel, onun adı Zeynep Güzel. Evet. Akrabamış. Gerçekten benim bravo. Benim asıl merak ettiğim konu, babamın askerliği bittikten sonra
komutanın nasıl devam ettiği için. Evet, bir de o var. Yani evet. Ya komutanından sayın vekilim, eğer komutan biraz zekiyse başka şair amcam, bulması lazım. Ya da Ahmet amcam teyze olmadan önce ben evlenmesi lazım. Evet, yani ondan sonra şey yapması lazım. Ben de gerçekten güzel bir hikayeydi, onu da söyleyeyim. Erçelik gitmişim, 10 aylık evliydim o zaman. Evet. Bir de köyde yetişmişiz, şehri falan fazla gördüğümüz yok. Çıkınca gurbete düşmüş olduklar. Şimdi İstanbul'da yaşayan da aynı şeyde yaşayan da. Hakkari'de yaşayan da aynı. Aynı yani. Evet. O zaman bize zor geldi. Ben şiiri, bütün şiirle yazardım şeyi de, mektubu. Evet. Abim falan beni kınadılar. Herhalde hanıma dayanamayın diye. Çok özledim. Annemi çok özledim. Ona da şiir yazdım tabii. Ona da şiir yazdım. Evet. Yani hayatımız şiirle geçti elhamdülillah. Şiirle geçti. Fakat şu son 4 senedir yazamıyorum. Yazamıyorsunuz. Esin kaynakları mı durdu? Yani esin kaynakları, bir hastalık geçirdim. Bir'ine giden damarda 70 olsun. 150 zararım olmuş. Evet. Ondan sonra şiir yazma istedik kalmadı sanki. Evet. Bir de hastaneye geldimdi. Asıl şiir yazma zamanı, fakat şiir yazma istedik kalmadı. Evet, doğru söylüyorsun. Boşluk. Peki eşinize yazdığınız, böyle şimdi tamam komutanınızın nişanlısını yazmışsınız. Çok güzel hakikaten. Eşinize yazdığınız bir şey var mı? O hiç. Özel, ama özel olarak. Özel olarak yazdığım bir tane var. Onu hemen alalım o zaman biz, yoksa birkaç tanesini aklımda kaldı, ona söyleyeyim. Tamam, tabii. Bir gün evdeyim akşamdan. Evet. Hikayesini anlatıyorsunuz. Hikayesini anlatayım kısaca. Evet. Yalnız bunu, diğer şeyi de var da, yani dinleyenlerimiz hanım düşman demesinler. Evet. Evde dövüştüm yani, daha doğrusu. Dükkan vardı. Bir kavga sonrası yazılan şey. Dükkana geldim. Hemen yazdım. Sabahleyin gazeteye verdim. Öyle mi? Gazete yayınlandı yani. Gazete yayınlandı. Her zaman şeyim. Bu bir şey. Yayınlandı. Gönül alma tarzı bir şey oldu o yerel, zaman. Yerel yani. Gazetede yayınlandı şiirler. Şöyle bir şey. Adamın bir tanesi demiş, bu adam hanımla dövüşmüş demiş. Tekrar ikinci de günde o telafi şiiri, yazdım. Geri gazeteye verdim. Sıcacık çorbanı buz gibi eder. Kökten kesilesi avradın dili. Her zaman ters söyler, mürayık eder. Söylerken çiçesi avradın dili. Dırdıra meraklar başlarsa susmaz. Hücuma geçerse ateşi kesmez. Yemek şöyle dursun, bir çay da pişmez. Çenesi düşesi avradın dili. Çirkinleşir oğlan uşak bir anda. İp bulursa asar tenin tavanda. Ölmüşse de kusur illa ananda. Şöyle bir başlarsa avradın dili. Birkaç tane vardı. Sonra, vallahi gerçekten bravo diyorum sonra yani. Sonra şöyle bakladım. Yine de nimettir, yokluğu zordur. Gönül alma bölümü. Gönül alma bölümü. Evet. Yine de nimettir, yokluğu zordur. Ağısı olsa da tuyrağı vardır. Evet. Yaşam onsuz olmaz. Eştir, yadır. Söylesin birbirse avradın dili. Gerçekten bunu yazdım ama. Diğer günde, ikinci günde. Dün seni yermiştim, bugün överim. Evimin sultanı hanısın hanım. Seni hem de canım kadar severim. Elbette canımın canısın hanım. Bir gün sonraki şiir. Bir gün sonraki şiir ki. Burada okuyanlar hanım düşmanı demesinler. Bu da gönül aldığınız şiir. Bu da gönül aldığınız şiir. Ama düet çıkarsam da yere varsam hiç ilgilenmez. Hiç aldırmaz yani, böyle şey etmez. Evet. Peki sayın vekilim, sizin siyasetle işte anlattınız. Sayın Karaban Emoğlu'nun işte bir dönem danışmanlığı yaptınız. Bu biraz da vekillik sürecini anladın mısınız? Yani nasıl oldu? Nasıl, kimden geldi fikir? Ya da siz mi? Yani işte hani şey var ya, siyasette işte görev istenmez verilir derler. Öyle midir hakikaten? Yoksa hani siz farklı mı düşünüyorsunuz? Şimdi açıkçası siyaset işi gerçekten Allah-u Teala'nın çizdiği bir kaderdir. Yani hayatımız, bir nasiptir bir defa değil mi? Hayatımız yani. Zaten Allah-u Teala'nın çizdiği bir kaderi, bir rolü oynuyoruz ama ben bunu en yoğun siyasette hissettim dersen yalan olmaz. Evet. Şimdi aslına bakarsanız biraz hayatım tesadüfler demeyelim de hikmetler zinciriyle doludur. Az önce bahsettim. 26 Şubat 90'da gittim Pakistan'a. Evet. 26 Şubat 97'de geri döndüm. Ben bir gün sonra hemen 27 Şubat 97'de işte diploma ve transkriplerin çevirisini yapıp YÖK'e denklik başvurusunda bulundum. 27 Şubat 97'de. Bir gün sonra 28 Şubat. O 28 Şubat sürecinin sert esen fırtınasıyla, kasırgasıyla birlikte benim 7 yıllık emeğim hiçe sayıldı. Boşa gitti. Evet. Şimdi burada çok önemli bir hikaye var. Onu anlatmış olayım. Evet. Siyaset derken
YÖK'e denklik başvurusundan hemen sonra ben Gaziantep'e, Nizip'e döndüm. Evet. Normalde 15 güne kadar çıkması gereken denklik bir ay geçti, çıkmıyor. Evet. Şimdi uzayınca ben Ankara'ya gitme kararı aldım. Evet. Gitmeden önce de bizim o zaman Refah Partisi ilçe başkanımız olan Kuyumcu Ali Bey vardı. Nizip onunla, ilçe başkanı. Nizip'te, Nizip Teşkilat Başkanımızdı. Şimdi onunla karşılaştık. O da dedi ya Kahraman Bey'e madem Ankara'ya gidiyorsun bir de Kahraman Emmioğlu'na uğra. Ben Ankara'ya gittim. YÖK'te denklik bölümüne geçtim. Dediler ki işte Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'den görüş sorduk. Oradan gelecek cevabı bekliyoruz dediler. Yani süreç işliyor mu? İşliyor. Peki dedim o zaman ben meclise geçtim. Meclise de ilk kez gidiyorum Ankara'da. Kahraman Bey'i bulduk. Kahraman Bey'e Ali Bey'in selamını ilettik. Evet. O zamanlar da şimdiki gibi cep telefonu yoktur. Evet. Milletvekillerine ulaşmak şu an olduğu kadar kolay değil. Evet. Kahraman Bey bizi Allah razı olsun çok iyi karşıladı. Buyurun çay içelim dedi. İçeri geçtik. Sohbet ederken dedi siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Dedim vallahi ben yurt dışında üniversiteyi bitirdim. Döndüm. Evet. YÖK'e denklik başvurusuna bulundum. Denkliğin çıkmasını bekliyorum. Evet. Dedi sen hangi dilleri biliyorsun? Hangi üniversiteyi bitirdin? İşte Karaç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. Hangi dilleri biliyorsun? İngilizce, Urduca, Arapça. Dedi ya ben dedi tam senin gibi bir danışman arıyordum kendime. Bana danışman olur musun? Dedi. Evet. Ben tamam ve tesadüf bir... yani. Tesadüf, evet. Evet. Ben bundan şimdi şeref duydum, onur duydum. Bundan şeref duyacağımı söyledim kendisine. Tabii şeyde, mecliste o zaman danışman olabilmek için en az 4 yıllık bir fakülte mezunu olmak gerekiyor. Benim YÖK'e denklik başvurum devam ediyor. Henüz elinde denklik belgesi olmadığı için dedi ki bana sen dedi özel danışmanım ol. Denkliğin dedi çıktığında YÖK'ten onu resmileştiririz. Evet. Ben şimdi Kahraman Bey'in mecliste danışmanlığını yapmaya selam başladım. Beyine, özel danışman. Selam Bey'e gittiniz orada kaldınız. Danışman oldum. Şimdi sadece üzerimdeki kıyafetlerle gelmişim. Antep'ten kıyafetleri getirdik. İşte Necati Bey'de Akabe Vakfı vardı. Oraya yerleştim. Bir 5 ay kadar ben bu danışmanlığı yürüttüm. Evet. Haziran ayının ortası, 97 Haziran'ın ortası. Tabii denklik halen süreç işliyor. Süreç 6 işliyor, ay oldu neredeyse. Çıkmıyor. Şimdi 97 Haziran'ın ortasında bir gün YÖK'ü tekrar aradım yine. Bana dediler ki işte bünyesinde ilahiyat fakültesi bulunduran bir üniversiteden mezun olduğunuz için denkliğinizi vermiyoruz. İptal. Yani gerekçe bu yani. Gerekçe bu. Bir yıl önce aynı bölümden, aynı üniversiteden mezun olmuş arkadaşım var. Denkliğini almış ama işte o 28 Şubat sürecinin içerisinden geçtiği o süre, geçtiğimiz süreç maalesef böyle bir zulümle baş başa bıraktı bizi. Tesadüftür Kahraman Bey o an geldi, saat 5 civarı. Benim o yıkılmış halimi görünce 7 yıllık emeğiniz hiçe sayılmış. Bir anda dünyanızın yıkıldığını hissediyorsunuz, gerçekten, geleceğinizi çok kaybediyorsunuz. O halimi görünce hayırdır dedi, ne oldu? Dedim YÖK denklik başvurumu reddetti. Bu benim aynı zamanda danışmanlık hayallerimin de sona ermesi anlamına geliyor. Dedi sen hemen meclis başkanlığına gündem dışı bir konuşma talep etmek için bu yönde bir dilekçe hazırla. Ben de Kemal Gürüz'ü arayacağım. YÖK başkanlığı, YÖK başkanlığı. Evet. Kahraman Bey Kemal Gürüz'ü aramış. Ben de gittim. Meclis başkanlığına gündem dışı konuşma dilekçesini sundum, geldim. Bana dedi ki Kemal Bey'le dedi görüştüm. Şimdi dedi bana dosyanı inceleyip dönecek. Az sonra Kemal Gürüz Bey telefonla Kahraman Bey'e dönüş yaptı. Dedi efendim işte bu tür öğrenciler yurt dışında okuyorlar, sonra Türkiye'ye geliyorlar, rejimi tehdit ediyorlar. Evet. Kahraman Bey siz ne dediğinizin farkında mısınız? Bunu söyleyin YÖK başkanı. YÖK başkanı. Siz dedi ne dediğinizin farkında mısınız? Eğer bu çocuk bu kadar tehlikeliyse hemen suç duyurusunda bulunun. Ne tür kabahatleri varsa bu aramızda da dolanmasın bu kadar yasal tehlikeli bir adam. Yasal bir dayanak varsa. Hemen mahkum ettirelim. Evet. Dedi bakın bir yıl önce vermiş olduğunuz denklik vardı. Aynı bölümden, aynı üniversiteden. Kemal Gürüz o zaman hiç unutmam. Kahraman Bey, biz bu cumhuriyeti kolay kurmadık dedi. Yani bizi sanki... Yani biz sanki cumhuriyet kurulurken sizler bizler yokmuşsunuz gibi. Evet. Yani cumhuriyeti sadece kendisi gibi düşünen insanlara ait hisseden bir mantık mantalite. Evet, maalesef. Korkunç bir cevaptı tabii bu. Bunu duyunca Kahraman Bey çok daha da hiddetlendi. Dedi biz de bu cumhuriyeti size kolay teslim etmeyeceğiz. Böyle bir eşleşme yaşandı. Şimdi ben denkliği alamayınca tabii 8 yıl sonra verdiğim hukuki mücadeleler neticesinde aldım ben denkliği. Yani 2005-2006'da falan mı aldın Sayın Vekilim? 2003.
Bayağı bir evet, 6-7 yıl sonra evet. Evet. 97 yılında ben meclisten ayrılmak Haziran'ın ortasında. 5-6 ay sonra. Evet. Bütün bir hayallerimi geride bırakarak meclisten ayrılmak evet. durumunda kaldım. İstanbul'a geçtim. İstanbul'da işte az önce size de programın başında anlattığım fiziksel engelliler tarafı, evet. Anayasa Stratejik Araştırmalar Merkezi evet. gibi çalışmalarımız başladı. Şimdi benim için mucize olan şudur. Ben aradan geçen 13 yıllık sürenin ardından 97-2011 evet. kaç yapıyor? 14. 14 yıl. 14 evet. yıllık sürecin ardından yine bir Haziran'ın ortasında 11 Haziran seçimlerinde evet. 12 Haziran seçimlerinde tekrar meclise döndüm. Evet. Bu sefer milletvekili. Bu defa vekil olarak döndüm. Ama benim için mucize olan ve Rabbimin hikmeti şudur ki ben o gün Kahraman Bey'in danışmanlığını yaptığım B blok 1. kat 11 numaralı odada danışmanlık yapıyordum. Bugün aynı odada milletvekili. Gerçekten kaderin cilvesi. Ve bir de sayın vekilim 11 yıl, 12 yıl önce işte 14 yıl önce rejime tehdit diye adlandırılan bir insanın da orada vekil olarak olması bence Kemal Gürüz hala yaşıyor. Şimdi aslında onu da anlatacağım. Bir hikmet, bir mucize daha gerçekten. Var. Evet. Şimdi ben bu odalar şeyle çekiliyor, kurayla çekiliyor. Evet. Yani biz isteyip gidip öyle isteyerek mi? Bir odada isteyemiyoruz. Evet. Kurayla belirlenen odalar. Aynı odada ben bugün danışmanlık yaptığım o odada aradan geçen 14 yıl böyle bir zulümün ardından tekrar milletvekili olarak evet. Bir yıl sonra 2012 Haziran'ının ortasında ise Kemal Gürüz bu sefer işte bu darbe girişimlerinden evet, dolayı evet. içeriye alındı. Bu Allah'ın almış olduğu bir intikamdır. Eğer biz sabredersek evet. bize karşı girişilen 14 yıl sonra da olsa 13 yıl sonra da olsa evet, sizin uğradığınız haksızlık ve zulmün yansımasını ve pozitif etkilerini siz evet. bir gün mutlaka karşılayacaksınız. Biz yeter ki olaylara karşı sabır ve tahammül evet. gösterelim. Şimdi ben sizin için bir kavgaya tutuşsam, sizin bulunduğunuz bir kavgaya, evet. sizin haklı olduğunuz bir kavgaya tutuşup, o kavgada aldığım yumrukla bir damla, burnumdan kan damlasa yere, evet. siz bana ömür boyu minnet duyarsınız. Minnet tabii. Dersiniz ki işte benim haklı kavgama tutuştu, evet. hiç gereği yokken, üstüne vazife değilken evet. ve yaralandı, evet. burnu kanadı, bir damla kanı damla diyerek der, minnet duyarsınız. Evet. Herhalde insan olarak bunu yaparız. Evet. Allah-u Teala kendi adıyla böyle bir zulme maruz bırakılan birisini nasıl yalnız bırakır, evet. nasıl terk eder? Şimdi Viyana'da Wonder diye bu başörtü zulmünden kaçıp sığınan Avusturya'daki üniversitelere, Viyana'daki üniversitede eğitim gören kız kardeşlerimiz evet. var. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nabi Bey'le bir Viyana ziyaretimizde bizi davet ettiler. Dediler ki Wonder'i de ziyaret eder, bize bir konuşma yapar mısınız? Evet. O zaman karşımda böyle benim gibi umudunu, geleceğini kaybetmiş, hüzün dolu simalarla karşılaşmıştım. Evet. Ve onlara bu kendi hikayemi anlattım. Evet. Dedim ki bir gün mutlaka Allah sizin intikamınızı alacak. Alacak. Yeter ki siz sabredin. Şimdi intikam derken bir kin, nefret o anla da çalıştırmıyor. Tabii, tabii, tabii. Allah-u Teala'nın sıfatlarından birisidir. Züntikam. Evet. O evet. intikam alan. Bizim bildiğimiz intikamın dışında farklı bir kin intikam. Kin ve nefretin o değil. Dışında evet. o zulme uğramış kişinin kendi adaletinin evet, tecellisi. Haksızlığa uğramış kişinin adaletini sağlar evet. bu şekilde. Evet. Bu şekilde bir intikamdan bahsetmemiz lazım. Yoksa bir intikamı nefreti öyle kimi, öyle bir intikam değil. Körüklüyor veya dillendiriyor evet. değiliz. Bu anlamda dediğim gibi siyaset gerçekten Allah'ın çizmiş olduğu bir kaderdir, evet. bir nasip meselesidir. Gerçekten zor bir süreçten de geçtik. Beni yetiştiren, bende çok büyük emekleri olan kişidir Kahraman Emniyat Bey. Evet. Benim Karaç Üniversitesi'nde geçirdiğim lisans, yüksek lisanslı 7 sene bir yana Kahraman Emnioğlu Bey ile Gaziantep'in yetiştirdiği değerli bir siyasetçidir. Evet, müstesna bir insan gerçekten. Evet. Onun yetiştirdiği bir insan olmak ayrı bir şey. Hep şununla övünür Kahraman Bey. Hayatımda 3 insanda çok büyük emeklerim vardır der. Bunlardan bir tanesi Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Uzun süre siyasi arenada yol arkadaşlığı. Evet. Genel sekreterliğini yapmışlardır. Evet. Yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeyken evet. genel belediye başkanıyken. Evet. Yine Erdoğan Bayraktar evet, yine, evet. benim rahleyi tedrisimden geçmiş evet. emeğim olan birisidir der. Ve üçüncü kişi olarak da Ali Şahin'dir ve ben de bununla büyük gurur duyarım. Evet. Benim dışında Sayın Başbakanımızla Kahraman Bey'in görüşmesine müteakip işte böyle bir genç arkadaşımız var.
değerlendirmenizde evet. yarar görüyorum, fayda görüyorum demesi üzerine evet. Sayın Başbakanımızın da Gaziantep için hazırlansın evet. demesi üzerine başlayan bir süreç, devam eden bir süreç. Evet. İnşallah bize inanan başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, Sayın Kahraman Emmioğlu olmak üzere, bize inanarak, güvenerek oy veren Gaziantep evet. halkı olmak üzere mahcup olmayız. Rabbim beni hem Gaziantep'li hemşerilerime, hem Sayın Başbakanımıza, hem bize emek veren Kahraman Emmioğlu Bey'e karşı mahcup eylemez. İnşallah. Ve hizmetlerimizle kendilerini mutlu ederiz. İnşallah. 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 Amcacığım sen biraz yerde kaldın. Yine senden güzel bir şey alalım. Yavaş yavaş. Nefte kaldınız diyorum ben de. Program kapatacağız yavaş yavaş. Evet. Senden yine güzel bir şiir bekliyoruz. Sen hangisini uygun görürsen, nasıl bir şiir? Ramazan'a sevgiliye. Tabii buyurun. Ravza'da sevgiliye. Herkes bir gül almış gider eline, kaptırmış gönüllü sevgisiline. Aşık ser vermez mi yarın yoluna? Benim bir tek gülüm sen değil misin? Duman duman tüter gönül ateşi, sellere karışır şu gözüm yaşı. Yürek hızlı çarpar sevdaya karşı. Benim gonca gülüm sen değil misin? Seherin yerleri ılgıt esende, yara giden yollar dağlar aşanda, gönül dalgalanıp yürek coşanda, benim tek sevdiğim sen değil misin? Kaybolan benliğim ravzada kaldı, yeşil kubbe beni aşikar çaldı, gönlümün baharı çiçeği soldu, benim solmaz gülüm sen değil misin? Makamı Süleyman kanunu sende, Fahrettin Paşa'nın andı var hem de, sinemi yakan bir kor vardır serde, benim pembe gülüm sen değil misin? Seven sevdiğini bir gün mü sever, sevginin üstünde olur mu değer? Yine bir gün vuslat bulursa eğer, benim solmaz gülüm sen değil misin? Bir alem hizmetkar senin aşkına, konar mı bülbülüm gönül köşküne? Yolum uğrar ise gülüm şehrine, benim bir tek gülüm sen değil misin? Gül bahçeye gül dermeye girenler, neyler gülü sana gülüm diyenler? Şahin ne bahtiyar gülü sevenler, benim tek sevdiğim sen değil misin? Teşekkür ediyoruz evet. gerçekten yine. Evet. Güzel. Önemli, anlamlı şiirlerden bir tanesi olmuş. Evet. Elinize sağlık, yüreğinize sağ sağlık, kalemize sağlık diyorum. Teşekkür ederim efendim. Sayın Bekin yavaş yavaş programın sonuna geldik. Evet, harika bir program. Gerçekten çok keyif aldım. Keyifli evet. Ben de çok keyif aldım gerçekten. Umarım hayırlara vesile. İnşallah. Ben bu anlamda da Kanal 5'e teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yayınlarını, yayın kalitesiyle Gaziantep'in etkinliğine yarışan bir kanalımız. Özellikle Ankara'da açmış olduğu evet. ofisiyle, evet. sahip olduğu program zenginliğiyle, evet. samimiyetiyle her şeyden önce evet. Kanal 5 Gaziantep'te gerçekten keyifle izlenen bir televizyon kanalı. Gaziantep'e de çok değer katacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim, Berat Kandilimiz gelecek. Evet. Arkasından Bayram. İsterseniz hazır mikrofonla evet. buradayken Berat ve Bayram mesajlarınızı da bence alalım biz. Kadir gecemiz yaklaşıyor. Kadir. Pardon, özür dilerim evet, yani. Kadir Berat gecemi, dedim. Ben Kadir gecesi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kadir gecemiz yaklaşıyor. İşte cumartesi gecesi Kadir gecesi olarak kutlayacağız. O gece gerçekten çok özel bir gece. Evet. Allahu Teala'nın her türlü rahmeti, bereketi indirdiği, mağfiretini yeryüzüne yaydığı evet. bir gece. Bu anlamda ben hem Kadir gecemizi hem yaklaşan bayramımızı tüm Gaziantep'te hemşerilerimizin kutluyorum. O geceyi mutlaka böyle tövbe istiğfarla evet. ondan sonra Rabbimizden ne dileyeceksek şifa anlamında, ne bileyim varlık anlamında, huzur anlamında, istikrar anlamında evet. Ancak özel bir istirhamım benim. Sadece kendimizi düşünmeyelim dualarımızda. Kesinlikle, kesinlikle. Dualarımızda, dua ufuklarımızda. Dua coğrafyalarımızda Şam'da olmalı, dua evet, coğrafyalarımızda Kahire'de olmalı, Gazze'de olmalı, kesinlikle. Kabil'de olmalı, evet. Ne
ne bileyim Jakarta'da olmalı. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Fas, Tunus'ta olmalı. Mogadişu'da olmalı. Evet. Müslümanların bütün şey coğrafyası, sosyal coğrafyası, evet, ekonomik coğrafyası, her neyse doğa coğrafyası da o yoğunlukta olmalı. Evet. O anlamda özel dualarını bütün İslam dünyasındaki kardeşlerimiz için Arakan'dan Kahire'ye, evet, Kabil'den Şam'a kadar özel duaları bekliyoruz inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Gerçekten bizler de çok keyif aldık sevgili dostlar, değerli izleyenler. Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyorum. Yoğunluğun arasında bize zaman ayırdı. Gerçekten çok güzel, keyifli. Ahmet Amca, sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine büyük keyif kattın, emek kattın. İnşallah bir program daha yapacağız. Sözünü i̇nşallah, aldık. İnşallah. O zaman inşallah daha derinlemesine şiirlerinin üzerinden, Barak Kültür üzerinden biraz daha böyle derinlemesine konuşacağız inşallah. Senin de diyeceğin bir şey varsa sen de. Evet. Kanal 5 eskiden beri sevdiğimiz, saydığımız bir kanaldır. Evet. Şimdiye kadar güzel hayatının sonra devam ettirsin bu hayatın inşallah. İnşallah. Tekrar devamını dileriz bunun. Bayram ve Kadir Gecesi için yine. Evet, şu mübarek Ramazan gününde Kadir Gecesi'nin cümle Müslümanların iyi geçmesini, evet, Müslümanlar için iyi geçmesini ve güzel bayramlar geçirmesini Allah'tan niyaz ederiz. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, değerli izleyenler, çok gerçekten keyifli bir program oldu. Ramazan sohbetlerinin konuğu AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Ali Şahin'di. Kendisiyle çocukluğuna dair başladık. Siyasi arenadaki geldiği noktayı aktardı bize. Gerçekten çok keyifli, güzel bir sohbet oldu. Hangi aşamalardan geçti, vekillikteki sürecini anlattı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ramazan sohbetleri bugünlük bu kadar diyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Kanal 5'te kalın.